Avrupa'nın ortasında ama insanlıktan çok uzakta, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımda hayatını kaybeden Boşnak halkının aziz anısına. Kimseyi bulamadım. Ay, nasıl yani? Allah'ım. Murat. Kimse ilgilenmedi mi? Ya o kadar kalabalık ki doktorlar nereye koşacaklarını şaşırdılar. Murat bu çok kanıyor, bir şey yap. Yok yok tamam. Merak etmeyin. Birkaç dikiş sorunumuzu halleder. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Hastamızın koluna dikiş lazım. Ben ilgilenirim. Ben Emine Hanım'ın yanına çıkıyorum. Ameliyatı alıyorlar. Tamam Murat. Ben de geliyorum. Baba. Tamam buradayım. Tamam. Buradayız. Babaannen nerede? En son bahçedeydi dedi. Emine hadi aç gözlerini. Bırakmam seni Emine hadi. Emine hanım. Yapma Emine yapma. Hadi Halit. Emine hadi gel. Bırak. Halit. Halit. Şimdi doktor nerede? Doktor. Halit. Halit. Bana bakıyor. Halit. Halit. Bak. Acil ameliyatı aldılar. Doktorun bize ayıracak vakti yok. Bekleyeceğiz. Bekleyemem lan. Ben bekleyemem. Bekleyemem. Murat sakinleştirici bir şey mi yapsam? Sakın. Sakın. O şerefsizleri tek tek gebertene kadar ben bu anı unutmayacağım. Sakın. Thank you.
Oh, Allah'ım. Esna. Esna. Esna'm. Amcamın yaptıklarının cezasını biz çekmek zorunda değiliz. Tamam. Marco. Boğazım düğümlendi. Elim ayağım tutmuyor. Tamam. İyi değilim. Gel buraya. Esna iyi misin? Değil, değil. Onu hemen eve götür. Hemen eve götür onu. Sonra size bakmaya gitti, gelmedi bir de. Hemen hallediyorum. Baba! Of! Anne, Leo yan odada çok ağlıyor. Allah'ım o yüksüz babasını bağışla. Sen bizi yaptın. Ablan ne olacak? Enver, gel. Demek ki onun yarısı daha ağır. Doktor nereye gitti? Neden ilgilenmediler seninle? Herkes bir yere koşturuyor Marco. Ne yapsınlar? Ben hemen bir doktor bulup geliyorum. Marco! Sen bırak. Bizimkiler ilgilenir. Sen git katil amcana sahip çık Marco. Şşş! Enver! Biz ablamla ilgileniriz. Enver! Ayda! 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 İyi misin? İyi, iyi. Küçük bir sıyrık sadece. Marco'ya ne oldu? Hiç iyi çıkmadı odadan. Marco Türk gibi, merak etme. Enver, hadi sen çık babana bir bak. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Siz iyisiniz değil mi? Biz iyiyiz. Partizan, dışarıda ortalıkta kan gövdeyi götürüyor. Komutan nerede? Komutan niye yok? Merak etmeyin hanımefendi. Haber göndermişler. Biraz işleri varmış. Ha. Merak buyurmayın. İyi, iyi. Komutan. Komutan hoş geldin. Rahatsız olmayın, oturun lütfen. Partizan. Bak, komutanın çizmeleri toz olmuş. Çabuk temizle onu. Derhal hallederim hanımefendi. Tabii. Yok. Gerek yok partizan, tamam. Ben hallederim. Sen hanımefendiyle ilgilen. Sağ ol. Leon! Leon nerede? Torunum iyi mi? Mustafa, Leon nerede? İyi, iyi, merak etme. Gel götüreyim seni hadi. Komutan, komutan nereye gidiyorsun? Efendim biraz işleri varmış. Siz buyurun oturun. Lütfen. Lütfen hanımefendi. Thank you.
Daha ne kadar sürer bu ameliyat? Ali mahvoldu. Murat. Sence Mina iyileşecek mi? Kurşunun iç organda yarattığı tahribatı bilemiyorum. Yarayı görmeden bir şey söylemem mümkün değil. Ben gidip ötekilere bakayım. Her şey tam istediğimiz gibi oldu. Korkudan nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Bu daha bir şey değil. Şimdilik kaçabilecekleri en uzak yer evleri. Bir süre sonra kasabayı terk etmek zorunda kalacaklar. İşte o zaman korkularıyla yüzleşmelerinin keyfini çıkartacağız. Yalnız... Yalnız ne? Tam olarak talimatların içinde yer almasa da... Develeme, çıkar şunu ağzından. Birkaç kişi yaralandı. Seken mermilerden. En kötü günümüz böyle olsun. Ne yani? İki boşuna harcadın diye sana kızacağımı zannettim. Hazırlıklı ol. Daha nicelerini yaralayacağız. Ne diyorsun? Talimatların yerine getirdiğimizi, yeni emirlerini beklediğimizi söylesene. Başsın efendim. Ha, bu arada yaralılardan bahsetmemize gerek yok. 21.47'den 21.10'a. 21.47'den 21.10'a. Beni duyuyor musunuz? Tamam. Ya git dışarıda konuş. Kulağımın dibinde vızır vızır. Bu ne ya? Peki efendim. Gıcık oluyorum şuna. Sanki biz ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilmiyormuşuz. Hay Allah. Nerede kaldı bunlar? İyiyim, iyiyim. Hastamızın durumu nasıl? Atıldı mı dikiş? Nerede? Yok. O zaman iş başa düştü. Ne? Ne demek ne? Güvenmiyor musun bana? Oğlum sen daha öğrencisin. Merak etme Safiye teyze. Attığım ilk dikiş olmayacak bu. Evet. Evet. Bakalım nereye? Burayda. Merak etme. Evet. Bitti. Bitti mi? Evet bitti.
Eline sağlık doktor. Hadi geçmiş olsun. Vesna? Canım ne oldu? Ne oldu? Gel şöyle oturalım, biraz kendine gelirsin. Hadi canım. Bakamadım Selim. Kimsenin yüzüne bakamadım. Kimsenin gözüne bakamadım. Nasıl bakışlarla karşılaşacağımı bilemedim çünkü. Hastaneden nasıl kaçacağımı bilemedim. Bunlar nasıl laflar Vesna? Selim nasıl baksaydım? Tüm bu olanlardan amcam sorumlu. Eminim bundan. Ya Emine kurtulamazsa? Herkes benden nefret edecek. Herkes bizden nefret edecek biliyorum. Hayır, kimse nefret falan etmeyecek. Bu düşünceleri çıkar aklından lütfen. Nereden biliyorsun Selim? Emine şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Başında durmaya bile cesaret edemedim. Ya ölürse? Hayır. Bu düşünceleri çıkar kafandan. Emine çok güçlü bir kızdır. Dayanacaktır. Sonra sen, ben, biz hep birlikte burada olacağız. Sonra çocuklarımız bu bahçelerde koşup oynayacaklar. Olanlardan sonra hala benimle evlenmek istiyor musun? Senin amcan benim umurumda bile değil. Sırplar da umurumda. Gerekirse herkesin ve her şeyin karşısında durur. Yeter ki sen beni sevmeye ve bana inanmaya devam et. Doktor, doktor bey. Nasıl, durumu nasıl? Yaşayacak değil mi? Emine iyi değil mi? Başarılı ameliyat geçirdi. Hayat tehlikesi yok. Geçmiş olsun. Çok şükür. Damatsız mısınız? Benim. Şimdi metanetli olmanı istiyorum. Kurşun rahmi isabet etmiş. Mümkün olduğunca kurtarmaya çalıştık. Ama kurşun ciddi hasarlar vermiş. Yani? Yani eşinizin rahmini almak zorunda kaldık. Bundan böyle çocuk sahibi olamayacak. Hiç mi olmayacak? Maalesef. Üzgünüm. O biliyor mu? Bunu sizin söylemenizin daha uygun olduğunu düşünmüş. Şimdi diğer hastalara bakmak zorundayım. Tekrar geçmiş olsun. Doktor. Ben gidip doktorla görüşeyim. Yok. İyi. Emine iyiymiş. Ameliyatı iyi geçmiş. Emine iyi.
Çok şükür. Çok şükür. Leo, çok şükür. Canın acıdı mı evladım? Acıyor ama çok acımıyor. Emine'nin ameliyatı iyi geçmiş. Kurşunu da çıkarmışlar. Annem de yanında. Çok şükür. Fino, fino. Leo, hadi gidelim. Babaanne, çocukları küçük kurşunu öldürürler, değil mi? Komutan, senin çizmelerin niye kanlı? Sine, haydi İdeyim, haydi. Çocuklar, hanımları eve bırakıp karakola gidiyoruz. Anlaşıldı, tamam. Tebrik ediyorlarmış. Hizmetlerimiz ve başarılarımız ödüllendirilecekmiş. Yeni talimatlar bekleyecekmişiz. Aferin bize. Sen niye sevinmiyorsun? Sana her şeyi anlatmadım. Adam gibi anlat artık ne anlatacaksan. Marco ve Vesna. Ne olmuş onlara? Düğündeydiler. Çabuk bul onları bana. Süt kuzuları. Bütün planımı alt üst edecekler. Sen burada kal. Emredersiniz. Düğün sahibi hanginiz? Halil. Karısı vuruldu. Hastanede onun başında. İyi. İyi mi? Taranan sizin düğününüz değil tabii. Kızım vuruldu komiser. Filip'in oğlu vuruldu. Halil'in karısı vuruldu. Herkes yaralı. İyi de kimseyi gören yok. Varsa yoksa bir motor geldi. Silahlar patladı. İşte herkes kaçıştı. Biz eğlencedeydik. Falan filan. Hepsi hikaye bunlar. Elimizde delil yok. Sana kızım vuruldu diyorum lan. Ne delili istiyorsun be? Ne demek istiyorsunuz? Soruşturmayacak mısınız? Komiser bey,
Adalet herhalde yerini bulacaktır. Bu kadar şahit var. Yapacak bir şey yok. Bizi yangında hayat kurtarınca içeri atıyorsunuz. Adamlar düğün bassın, can almaya kalksın, yapacak bir şey yok, öyle mi? Sen benim oğlum kaç yaşında biliyor musun, ha? Bak, bu onun kanı. Sırtlarında ifadesi alınmalı, değil mi? Siz öyle düşünmüyor musunuz? Evet, sırtlarında ifadesi. Yeter! Kesin! Dingo'nun ahırı mı burası? Bak, var işte aranızda bir tane. Marco. Alırız onun da ifadesini. Marco'dan bize zarar gelmeyeceğini herkes bilir. Siz diğerlerinden bahsedin. Yeter dedim. Kimin ifadesinin alınıp alınmayacağına ben karar veririm. Tamam. Çıkabilirsiniz dışarı. Nasıl yani? Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Biraz daha burada durursanız hepinizi nezarete atmakla başlayacağım işe, ona göre. Yani tehdit mi bu şimdi? Tehdit ediyorlar. Bakın komiser bey, adalet yerini bulacaktır. Bu ateş başladı. Eğer bunu durdurmazsanız büyük bir yangına dönüşebilir. Yangın da etrafı kül eder, bütün güzellikleri yok eder. Beni duyabiliyor musun? Belli biliriz. Biraz yalnız kalabilir miyiz? Biraz. Peki. Emine abi. Yavaş, yavaş, yavaş. Buradayım ben bir tanem. Bırakmam seni. Emine, ben doktorla konuştum. Ameliyat çok iyi geçmiş. Dedi ki senin karın çok güçlü dedi. Ben dedim zaten biliyorum karım çok güçlü. Emine ben seni çok seviyorum. Çok. Hiç bırakmayacağım seni. Ne olursa olsun seni hiç bırakmayacağım. Senin ne işin var burada? Sana hesap mı vereceğim? Enver! Enver! Durun, Asko, durun çocuklar! Asko! Bırak kapıyı, bırak! Tamam, sakin sakin olun. Tamam. Olay mı çıkarmaya geldin? Bırak! Geçmiş bırak, olsuna bırak. Geldim. Bildireyim seni, at geri bırak! Oğlum otur, oturduğun yerde! Git buradan geç. Asko! Git buradan, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ben aslında seni almaya geldim Marco. Amcan seni istiyor. Marco! Amcan seni bekler. Özlemiştir, git bence. Enver! Bırak abi, bırak. Dur oğlum, ne yapıyorsun? Selim. Dur, dur. Yürü Rasko. Yürü gidiyoruz. Çekil. Ya dur, dur. Yapma. Dur. Yapma. Bırak, ulan. Bırak. Kutlar, ne oluyor burada? Ne işi var bunun burada, ha? Bana bak. Ne konuştunuz? Yok bir şey İsmet amca. Amcası köpeğini yollamış. Marco'yu almak için. Oğlum. Oğlum. Bırak dedi. Ömer. Ömer. Yürü hadi eve gidiyoruz.
Marco! Marco! Hadi bin motora. Sen bir de benim bu motora bineceğimi mi düşünüyorsun? Şşş! Kes sesini. Artık ifade verme sırası sende. Amcan düğünde olduğunu biliyor. Sen söyledin değil mi? Ha ben ha başkası ne fark eder? Bundan sonra ablam ve sen hareketlerinize dikkat edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi fırsatın varken ya motora binersin ya da altında kalırsın. Hadi bakalım. Siz gelene, güzel kızım, hepsini unutturacağız sana. İyileşeceksin. Annem. Gel oğlum, gel. Çok şükür, iyi görünüyor. Haklısın, buna da şükür. Ama ben Halil'in halini hiç iyi görmüyorum. Perişan oldu çocuk. Nerede şimdi? Bilmiyorum ki. Bir geliyor bir gidiyor. Deli gibi. Bulun onu. Yardım edin ona. Arkadaşınızı teselli edin. Tamam anne merak etme sen. Buluruz biz şimdi. Güzel kızım. İyileşeceksin. Allah'ım. Sen yardım et bize. Halil'im. Emine iyiymiş oğlum merak etme. Yalnız doktoruyla da konuşmam lazım. Şimdi bulamadım. Birazdan yine bakacağım. Yok yok konuşmana gerek yok ben konuştum. Korkulacak bir şey yok dedi. Biliyorum abi kolay değil. En mutlu günüm böyle kana bulandı. Ama sen de kendini koy verme bak. Emine da iyiymiş zaten. Karakolda ne oldu? Ya siz söylemeyin, ben söyleyeyim. Hiçbir şey. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey. Ama ben... burada böyle çaresizce beklemeyeceğim. Eli silahlı katiller... kadın, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeden namluyu bize doğrultuyorlar. Neden? Neden? Açın gözünüzü be! Radovan durmayacak. Biz böyle bekledikçe Radovan durmayacak. Halil sakin olmamız lazım. Sakin mi olmamız lazım? Sakin mi olmamız lazım? Bizi hayvan gibi avlamalarına izin vermeyeceğim. O Radovan denen şerefsizi saklandığı delikte bulacağım, çıkaracağım, kafasını ezeceğim. Benim Emine'ye bakmam lazım. Selim onu yalnız bırakma. Tamam. İlaçları alınca uyudu. Nasıl başa çıkacağız bunlarla? Artık çocuklarımızın da hayatı tehlikede. İşten çıkarmalarla baş edebiliriz. Ama ya çocuklarımıza bir şey olursa? Biz ne yaparız?
Öyle bir şey olmayacak Safiye. Sana ya da çocuklara bir zarar gelmesine asla izin vermem. Asla. Tamam. Tamam, 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 tamam. Sakin ol Safiye. Sakin ol. Evlatlarım. Toparlayın artık kendinizi. Geçecek her şey. Mustafa, dükkana gidiyorum. Sen de sonra gelirsin. Enver. Hadi oğlum gidiyoruz. Dede, ben biraz ablamla kalsam. Tamam. Hadi, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet babacığım. Sağ ol kızım. Mustafa, toparla kendini. Emine de, Halil de perişan. Sen de Halil'i ihmal etme olur mu? Tamam. Ben ilgilenirim, merak etme. Allah'ım, sen bize sabır ver. Yardım et bize. Ne yapıyorsun oğlum sen? Yok bir şey. Yok bir şey. O yüzden mi gelmedin yanımıza? Ben konuşmak istemiyorum artık. Konuşacaksın Marco. Konuşacağız. Anlamıyorsun beni değil mi Murat? Anlamıyorum. Ya bana nasıl davrandıklarını görmüyor musun? Her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyorlar. Oğlum ne alakası var? Alıngan davranıyorsun. Senin o alınganlık dediğin şeyi ben her gün yaşıyorum Murat. Her gün yaşıyorum. Benden hiçbir şey olmamış gibi davranmamı bekleme. Ben öyle yapamam. Zaten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ha. Eskisi gibi olmayacak. Oho! Sen de böyle yaparsan konuşmamızın anlamı yok ki Marco. Ha? Tamam. Nasıl davranmak istersen öyle davran Marco. Git. Hadi çek git, uzak dur bizden. İstedikleri her şeyi ellerine verelim. Hadi git. Tabii. Demesi kolay değil mi? Marco arkasını döndü, çekti gitti. Marco korktu. Ben bir daha o insanların yüzüne nasıl bakarım Murat? Sen bunu düşündün mü? Ben Halil'in Emine'nin suratına bir daha nasıl bakarım? Filip'in, Ayda'nın... Bakamam. Bakmayacağım. Benim sizin yanınızda durmam size zarar veriyor Murat. Ne? Bizim. Vay. Biz. Kim Marco? Ha? Siz kim? Her zaman biz değil miydik Marco?
Şimdi siz biz olduk. Öyle mi? Öyle. Benim abla. Gel Enver, gel. Pardon ya, uyandırmak istemedim. Merak ettim işte, nasılsın? Gel şapşal, gel. Hepsini tek tek ellerimle geberteceğim o pislikleri. Sen hiçbir şey karışmayacaksın Enver. Yok ya, onlar gelip ablamı vursunlar, ben burada böyle oturayım mı? Nefret ediyorum hepsinden. Enver'cim, hiçbirimiz böyle olsun istemiyoruz ki. İki yüzlü pislikler. Ama göstereceğim onlara günlerini. Enver, bak bana söz ver. Hiçbir şeye karışmayacaksın, bulaşmayacaksın, uzak duracaksın. Tamam mı ablacığım? Tanrım, ailemi affet. Onları günah işlemekten, kötülüklerden koru. Beni Selim'e bağışla Tanrım. Amen. Basfiye! Gelsene! Nasıl oldu Emine? Emine iyiydi. Halil. Bir tuhaf oldu çocuk. Allah kimsenin başına vermesin. Düğün günü çocuğun kana bulandı. Kolay mı? Kim yaptıysa elleri kırılsın inşallah. Gençler ya, çabuk atlatırlar. Beni asıl endişelendiren çocukların durumu Safiye. Bunlar genç. Hepsi delikanlı. Murat'ın acı çektikçe öfkesi artıyor. Bir delilik yapacak diye korkuyorum. Doğru söylüyorsun. Ama onlar bizim yetiştirdiğimiz çocuklar. Nerede nasıl davranacaklarını bilirler değil mi? Ana yüreği. İşte korkuyorum. İçime bir kuşku düştü, atamıyorum. Allah korusun. Kötü düşünme. Bütün bunlar ne zaman oldu Vazfi? Biz nasıl bunları konuşur hale geldik? Bilmiyorum. İnan ki hiç bilmiyorum. Hadi neyse neyse. Daha fazla içimizi daraltmayalım. Hadi gel bir kahve iç. Sonra gidersin evine. Usta, korkma benim. Vay 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 vay. Bizim mahallede silaha düşkün bir çocuk varmış da benim haberim yok, öyle mi? Yalnız o silahla bir fili bile ıskalarsın. Bir de buna bak. Vay be. O silah bende olacak ki. Gör o zaman nişancıda. Kim bilir, belki olur. Thank you.
beni aptal yerine koyarsınız ha? Benden habersiz düğüne gidersiniz ha? Marco nerede? Söyle Marco nerede? Özür dilerim kızım. Seni incitmek istememiştim. Birden sinirlenince işte... Özür dilerim. Annene o kadar çok benziyorsun ki. Onun yokluğunu hissettirmemek için... ...ne kadar çaba harcadığımı biliyorsun Vesna. Bunu bana nasıl yaparsınız? Ya size bir şey olsaydı? Başkalarına oldu ama baba. Ya hiç mi düşünmüyorsunuz beni? O düğüne nasıl gidersiniz? Üstelik amcam burada. Onu idare etmenin ne kadar zor olduğunu en iyi sen biliyorsun. Onlar bizim en yakın arkadaşlarımız baba. Asıl sen nasıl oluyor da böyle bir şeyi bizden beklersin? Neler oluyor bize anlamıyorum. O düğünde benim dostlarım vuruldu. Ya bana da bir şey olsaydı? Ya Marco da vurulsaydı? İşte bu yüzden gitmenizi istemedim güzel kızım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Unut o günleri. Sizin kılınıza zarar gelirse ölürüm ben. Ama baba... Uğraşma bu kanı bozuklarla Niko. Bunu bir Sırp subayıyla evlendir. Marco'nun hakkından da bizzat ben geleceğim. Katilsin sen. Katil. Vesna, amcana karşı saygılı ol. İşte bunun için dedim. Bunun hakkından ancak güçlü bir Sırp subayı gelir. Ah be. Çok yaklaştım. Olacak, olacak. Merak etme. Yalnız eğitime ihtiyacın var. Ver bak. Öncelikle her adıma dikkat etmelisin. Tabancanın kabzasını sıkı tutacaksın. Kuş tutar gibi değil. Dik duracaksın. Gözün hedefinde olacak. Nefesini ayarlayacaksın. Sonra da... Anladın mı? Bu silahı bana mı vereceksin yani? Hemen değil. Hak edersen. Nasıl hak edeceğim? Vardır bir yolu. Hadi gel, dolaşalım biraz. Evlat, paralama kendini. Hadi. Dinlen biraz. Çalışmam lazım baba. Elde yok, avuçta yok. İki tane çocuk okutuyorum ben. Duyan da millet kapıda kuyruk bekliyor zanneder. Nasıl olsa başka iş yok. Hadi inat etme, gel biraz dinle. O da doğru ya. İş olmayınca çalışmışsın, neye yarar? Miloş geldi galiba. Hoş geldin Miloş. Buyur geç. Hoş bulduk İsmet Usta. Hoş geldin Miloş Bey. Sağ olasın. Mustafa, sen başından bir davanda haklıydın. Beni de mecbur bıraktılar. Olanları biliyorsun. Ekmek teknemizi yaktılar. Sen benim hayatımı kurtardın. Hakkını ödeyemem. Helal et. Helal olsun. O yangında kim kalsaydı aynı şeyi yapardı. Aslında buraya seninle önemli bir meseleyi konuşmaya geldim. Düğünde yaşanan olaylardan sonra sana teşekkür etmeye yüzüm yok. Beni alet etmek istedikleri oyun, inan midemi bulandırdı. Miloş, bir acı kahveye ne dersin? İçmez miyiz be ustacığım? Sandım. Ya dur, ne yapıyorsun? Bak benimki de kanadı. Hadi kan kardeş olalım. Hadi. Kan kardeş olduk biz.
artık kardeş olduk biz. Kan kardeş olduk biz. Artık kardeş olduk. Murat, oğlum, bir şey mi oldu? Neyin var? Bu olanlar seni de üzdü değil mi? Annem. Kuzum. Anne. Ben İstanbul'a dönmüyorum. Ne demek dönmüyorum? Dönmüyorum. Yani tahsilini yarım mı bırakıyorsun? Küçüklüğünden beri hayalini kurduğun doktorluğu. Ha? Anne, Halil'in düğünü için geldim, şu başımıza gelenlere bak. Ya sana bir şey olsaydı? Asla, asla izin vermem. Benim yüzümden okulunu bırakmana izin vermem. Müsaade etmem. Annem, sen... Marco, Halil, Filip, herkes. Biz güçlü insanlarız Murat. Onlar bizim komşularımız. Merak etme, hiçbir şey değişmeyecek. Yarın her şey eskisi gibi olacak, göreceksin. Bilmiyorum anne. Değişen çok şey var. İstanbul'dayken bunların farkında değildim. Ama burada her şeyi gördüm. Ben sizi burada bırakıp... Gidemem anne. Lütfen. Hayallerin. Hayallerin ne olacak? Doktor olacaktın sen. Hayallerim. Siz burada huzursuz yaşarken benim hayallerimin bir anlamı yok. Karım. Can. Özür dilerim. Ben sözümü tutamadım. Seni koyamadım. Benim canımı yaktılar. Benim canımı acıttılar. Benim karımı acıttılar. Emine ben gitmeyeyim. Ne olur ben gitmeyeyim. Sen de tut elimi. Hadi gitme de bana. Gitmeyeyim ki kötü bir şey yapmayayım. Kalayım mı ben burada? Kal be kalayım. Hadi kal be Emine, aç gözünü ne olur. Niye o zaman ben de uyuyayım burada? Sonra beraber açalım gözümüzü, gidelim olur mu?
Kalkıp gidelim buradan. Fabrikayı yeniden açmayı düşündüm. Ticari itibarım da yerimde. Banka kredimi onayladı. Onarıma başlayabileceğiz. İyi, hayırlı olsun. Ne o? Senin için hayırlı olmayacağını mı düşünüyorsun? Yoksa benimle çalışmayacak mısın? Biz o fabrikada yıllarca çalıştık. Bunun karşında sen ne yaptın? Elimize birkaç kuruş sıkıştırıp bizi bir günde kapının önüne koydun. Beni buna mecbur ettiler diyorsun. Bu hayatta kimse beni böyle bir şeye mecbur edemez Miloş Bey. Hem o fabrika tekrar açılsa bile aynı şeyler yeniden yaşanacak. Bunu sen de ben de biliyoruz. Aynı şeyler olur olmaz. Ben kararımı verdim. Ve ne olursa olsun kararımdan geri dönmeyeceğim. Onarımda fazla işçiyi çalıştıracak param yok. Onun için tamamlaması bir ay sürer. Ama olsun, fabrika yeniden açılacak. Kasabanın halkı yeniden ekmeğine kavuşacak. Mustafa, bu iyi haber. İyi, ne zaman başlıyoruz? Dedim ya, faaliyete geçmesi bir ayı bulur. Yok, onu sormuyorum. Onarıma ne zaman başlıyoruz? Hepimiz el ele verirsek bir aylık işi bir haftada bitiririz. Öyle değil mi baba? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Marco, Marco. Şşş. Kime diyorum oğlum? Rahat bıraksana oğlum adamı, görmüyor musun hali? Dünkü düğün çok şenlikliymiş. Sen niye böylesin ha? Dünkü düğün hiç de öyle şenlikli falan değildi Kosta. Dün orası taranırken ben de oradaydım. Tamam abi, sakin ol. İndir elini. Gel bir prova yapalım seninle ya. Rahatlarsın abi. İstemiyorum ben, siz yapın. Tahmin etmiştim. Ben sana söyledim kafası bozukken çalmaz diye. Bak bozuk falan dinlemem. Kırarım oğlum gitarını. Kosta. Bırak şunu şuraya. Kosta, yapma. Gel abi. Kosta, ver şunu. Ver şunu Kosta. Gel abi. Kosta. Bak. Ver şunu, düşüreceksin. Bırak, bırak şunu. Kosta. Efendim abi. Çok uzattın bak. Çok uzattın. Ver şunu. 3 yaşında çocuk gibisin ya. Bırak artık şunları. Hadi abi ya, gel işte. Biraz keyiflenirsin. Güzel güzel müzik yapacağız işte. Belki gerçekten iyi gelir ha. Unutursun. Unutmak istemiyorum ki Deyan. Kosta, bir arkadaşın seni bekliyor. Oğlum. Açtım anne. Murat abi. Ne o? Stand parçası. Nasılsın Murat? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Annen yok mu? İçeride. Murat abi, İstanbul fotoğraflarını gösterir misin? Tabii ki göster. Hadi geç içeri. Koş. Kusura bakma Yavana, yemeği bırakamadım. Rica ederim. Otursana. Oturayım. Ben de Emine'nin evinden hastanede giymesi için bir şeyler aldım. İyi akıl etmişsin. Ben giderken götürürüm. Çok üzüldüm Vasfiye. Daha evin adımını atmadan ben çeyizinden çamaşırını çıkarttım. İnan bana o kadar fena oldum ki içim cız etti. Allah onu bize bağışlasın. Kocasıyla birlikte güle oynaya evine gitmeyi nasip etsin inşallah. Etsin etsin. Halil perişan. Yüzüne bakamıyorum. Ağlamak geliyor içimde. Bak bunlar benim
Hepsini fark edersin. Elimle diktiğim gelinlik kana bulandı. Tanrı'dan diliyorum. Bak burası ne duvar. Yerde ne gökte bir gün bile gün yüzü görmesinler. Bir gün bile. Çok korktum Yuhana. Hepimiz ölebilirdik. Allah hepimizi korudu. Emine de iyileşecek. İyileşecek. Bak Leo'ya. Maşallah. Dün bizi ağlatan Leo'dan eser yok. Evet. Canımızı almadılar ama sabahlarını bilmediğimiz günlere uyanmaya başladık Vasfiye. Doğru. Doğru. Murat. İstanbul'a dönmek istemiyor. Aa, nereden çıktı bu şimdi? Aklı karıştı tabii. Gözü bir şey görmüyor. Çocukluğundan beri tek istediği şey doktor olmaktı. Ben evladımı iyi tanırım. Okulunu bitiremezse bir yanı eksik kalır. Mutsuz olur. Hayallerine tam bu kadar yaklaşmışken vazgeçmesine dayanamıyorum. Ama o da haklı Vasfiye. Seni bir başına burada bırakmaya gönlü razı olmuyordur. Biliyorsun. Murat doğduğu topraklara, dostlarına bağlı bir çocuk. Vefalı. Gönlü yüreği Bosna'dayken İstanbul'da yapamaz o. Bırak ne isterse yapsın. Sen de buna hiç üzülme Vasfiye. Hatta sevin. Ne mutlu sana ki bu kadar hayırlı, temiz yürekli bir evlat yetiştirmişsin. Çok korkuyorum. Çok güzel çıkmışsın. Allah kabul etsin. Amin. İsmet Baba, Miloş'a inandığınız, güvendiğiniz doğru mu? Öyle mi? Evet, inandık evlat. Güvendik. Anlatırken gözlerinin içi gülüyordu. Biz de el verince tekrar bacasının tüteceğine inanmış. El birliğiyle o baca tekrar tütecek inşallah. 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 Fabrikasında ne kadar Müslüman varsa kapının önüne koymadı mı? Yarın fabrikayı size kurdurup 3 gün sonra kapının önüne koyarsa ne olacak? Yaptığınızı ellerinizle mi yıkayacaksınız? Enver. Enver. Miloş baskılara dayanamadı. O yüzden adam çıkardı fabrikadan. Daha sonra adamın fabrikasını yaktılar. Ama basiretli adammış ki haktan yana oldu. Artık bundan sonra dönüş yok. Doğru, doğru. Evet, evet. Çok doğru söylüyor. Çok doğru. Hem sen boyundan büyük işlere karışma. Olmaz. Hadi evladım. Yiğit torunum benim. Enver. Hadi sen bir eve git bakayım. Annenin bir şeye ihtiyacı var mıymış bir sor. Hadi. Hadi yürü. Fırla. Beklediğimiz adamlar geldi. Güzel, gelsinler. Göndereceğiz dedikleri sizsiniz demek. Anlatın bakalım, orada neler oluyor? Kim ne yapıyor? Biz bir şey bilmeyiz. Gel derler geliriz, git derler gideriz efendim. Güzel güvenlik. Tamam. Siz dışarı çıkın. Kahve için. Evinizdeymiş gibi davranın. Arkadaşlar, bakın. Esas şimdi el ele verme zamanı. Yok, ben kasabadan gideceğim, burada yaşamayacağım diyorsanız orasına karışmam. Ama ben evimi terk etmeyeceğim. Bakın, Miloş yakında fabrikayı da açacak. İsterseniz hep birlikte orada çalışırız. Filip doğru mu söylüyor İsmet Baba? Tabii ki. Evlatlarımıza bile nefreti öğrettiler. Enver'in haline baksanıza. Hadi o benim dizimin dibinde. Ben onunla baş ederim. Ya uzanamadıklarımız? Hı? Onlar ne olacak? Bu ateşe odun atan biz olmayacağız arkadaşlar.
Gün kardeşlik günü. Gün dayanışma günü. Ekmeğimiz için, fabrikamız için güçlerimizi birleştirme günü. Doğru söylersin Mustafa abi. Her zaman olduğu gibi aynı ekmek için ter dökeceğiz. Fabrikamızı yaşatacağız evelallah. Ben varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de var. Yapalım ben fabrikamızı. De. Ne zaman koyuluyoruz işe? Hemen şimdi. Madem hepimiz aynı fikirdeyiz, o zaman hemen iş bölümü yapalım. Evlatlarım, marangozhanem, bileğim ve yüreğim sizlerle beraberiz. Kararınız hayırlı olsun. Hayırlı. Sağ ol İsmet amca. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Fabrikamız açılıyor, hayırlı olsun. Yolumuz açılıyor, ekmek yapıyoruz. Hayırlı. Mustafa abi, nereden başlıyoruz? Anlamıyorum şu herifi ya. Cenaze sahibinden fazla üzüldü resmen. Herkesi kendin gibi sanma. Bir gün Marco ya da ben yaralansak üzülmeyecek misin? Dün bütün arkadaşlar oradaydı. Sen de beni iyice şeytan yaptın ha. Niye? Değil misin? Abi bence siz bazen Sırp olduğunuzu unutuyorsunuz ha. Hem nereden belli dünkü olayı Sırpların çıkardı? Sen başka bir dünyada yaşıyorsun. Gerçeklerden bayağı uzaksın. Gerçeklerden uzak mı? Ben sana gerçekleri anlatayım dostum. Bu adam Ayda'ya aşık. Hem de deliler gibi. Şu anda böyle enkaz gibi olmasının sebebi de o. Tamam mı? Kimseye söylemiyor olabilir. Ama biz, gerçek dostlar bunu hissederiz. Şimdi o sosyolog havalarından da vazgeç. Asıl sen bu gerçekleri kabul et. Böyle giderse bizim müzik işi de yatar. Aşkla işi birbirine karıştırırsan yatar tabii. Şu yanan fabrika var ya, sahibi Miloş, babamın arkadaşıymış. Sana ne bundan? Miloş babama söylemiş. Bazı finansörler varmış. Onlardan destek alıp belki fabrikayı yeniden açacaklarmış. Bakalım, onların yanında çalışmayı düşünüyorum. Vay be, tam da beklediğim haber bu. Nasıl yani? Yok, öyle değil. Ne zaman başlayacakmış? Bilmiyorum, belli değil. Ben gidiyorum. Ben Bosna'ya gitmek istiyorum baba. Nereden çıktı kızım şimdi bu? Merak ediyorum. Baba toprağımı görmek istiyorum. Hep bahsediyorsunuz, bir gidip göremedik hala. Şu zamanda mı karar verdin buna? Bunca olay varken. Bence tam da sırası. Kızım, seni ben yetiştirdim. Dünyada olup bitenlerin ne kadar farkında olduğunu biliyorum. Saraybosna'da bunca olay yaşanırken hiçbir kuvvet seni bırakmama izin veremez. Ya ama... Sebebi ne olursa olsun. Evet baba. Senin için sebebi ne olursa olsun ben Bosna'ya gidiyorum. Derya buraya gel. Konuşmamız henüz bitmedi. Aferin delikanlı. Aferin. Rasko'nun dediği kadar varmışsın. Sağ ol. Peki bu bilgi sağlam yerden mi? Sağlam. Öyleyse bunu bildirmek lazım. 21.47, 21.10. 21.47, 21.10. Bunu telsizce halletsin. Dedim ya, nefret ediyorum bunlardan. Şöyle desin, Miloş fabrikayı yeni baştan faaliyete geçiriyor. Bilgi sağlam yerde.
Talimatlarınızı bekliyoruz. Aferin delikanlı. İyi iş çıkardın. Marco! Marco! Marco, Tanrı'ya şükür geldin. Herkes iyi mi? Boş ver Vesna. Emine nasıl? Ayda nasıl? Emine hala hastanede. Ama daha iyi olacak, merak etme. Halil'in yüzüne bakamıyorum. Ama o da benim yüzüme bakmıyor. Murat'la hala kan kardeşimiz, bilmiyorum. Ben Ayda'ya çok mahcup oldum. Sor. Başka sormak istediğin birisi varsa sor. Bundan sonra onları görmeyebilirim. Görmeyebiliriz. Ne olacak peki şimdi Marco? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Vesna. Selim ölürüm de seni bırakmam dedi. Bırakmasın istiyorum Marco. Onsuz olmaya dayanamam. Onu seviyorum. Bunların hiçbirisi yaşanmadan da sizin aşkınız vardı. Olacak da. Ama tek umut aşkken... yeni aşklar hayal oldu. Artık bir sırtla bir boşnak aşkı imkansız Vesna. Anlıyor musun beni? Baba. Oldu bu iş. Herkes seferber oldu, herkes. Bak, biz burada seninle kapıları pencereleri yapacağız, tamam mı? Safiye de evde işçi tulumlarını dikecek. Tarık dayısının atölyesinde bütün demir işlerini yapacak, hepsini. İbrahim çimento işini, kum işini ben hallederim dedi. Bizim Adnan var ya Adnan. Kamyonetini şimdiden verdi bile. İşte birlik budur. Yiğit oğlum benim. Ömer. Ben ne yapacağım baba? Affet beni baba. Ben de bir işin ucundan tutmak istiyorum. İşte benim oğlum. Gel bakayım buraya. Cephanemiz çoğalıyor.
Bununla birlikte kaç kişi yollandı? 4 kişi. Cephanemiz de ordumuz da çoğaldı. Bir de pusula göndermişler sizi. Al oku bakalım Rasko. Düğünde olanları öğrendik. Siz çıkın dışarı. Düğünde olanları öğrendik. Bir daha asla yanlış ve eksik bilgi vermeyin. İkinci kez yapılan hatanın affı yoktur. Düğünde kullandığınız silahları bir daha kullanmayın. Yeni işte kullanacağınız silahlar bunlar. Hata istemiyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldun? İyi. Yani daha iyi. Güzel. Hadi gel otur. Dikişlere bakayım. Yorgun musun? Yok. Canım bir şeye mi sıkkın? Yani konuşmak istemiyorsan anlarım tabii. Yaralar kapanır geçer Ayda. İsteselerdi hepimizi öldürebilirlerdi. Kendimizi savunacak silahımız bile yoktu. Hazırlıksızdık. Bence bu 3-5 kişinin işi değil. Onların hepsi piyon. Amaçları bu topraklara nefret tohumları serpmek. Maalesef başarılı olduklarını görmek umutlarımı yıktı. Marco benden, bizden, hepimizden kaçmak istiyor. Bakışlar, konuşmalar içini acıttı onu. Çünkü haklı. Çünkü hiçbir suçu yok. Çünkü o da bizimle birlikte düğündeydi. Marco da Vesna da bizimle birlikte büyük bir tehlike atlattı. Ama kimse anlamak istemiyor. Bence Marco'ya karşı genel bir tavır var. Neyse. Yaran iyi durumda. Ama sen yine de dikkat et. Görüşürüz. Davranmamış olabilir ama bu yüzden beni ya da bizi suçlama haksızlık. Hayır hayır, yanlış anlamışsın Ayda. Seni ya da Enver'i kastetmek gibi bir niyetim yoktu benim. Sadece orada olanlara üzüldüğümü anlatmaya çalıştım. O kadar. Hata yapmışım. Özür dilerim. Ben seninle bu konuda konuşmamalıydım. Neyse. Düşünme bunları. Git ve dinlen. Ama... Lütfen Ayda. Bu konuları düşünerek kendini daha fazla yorma. Git dinlen.
Ben senin giderken arkanda bıraktığın o küçük kız değilim. Lütfen bana böyle davranmaktan vazgeç. Zaspi mi zaspi detence, zaspi mi cedo mamino. Zaspi mi zaspi detence, zaspi mi cedo mamino. Nec raste ruja rumena, nec raste nani odmena. Nec raste ruja rumena, nec raste nani odmena. Nu nai ni na ne nai na. Nu nai ni na ne na o. Nu nai ni na ne na na. Nu nai ni na ne ne o. Zaspi mi zaspi de tence. Zaspi mi cedo mamino. Zaspi mi zaspi detence. Zaspi mi cedo mamino. Nec raste ruja rumena, nec raste nani. Neste ruža rumena, nek raste nami od mena. Nu naj ni na ne na na, nu naj ni na ne na o. Özlemişiz seni be Ayda. Gerçekten. Sen yokken bizim de keyfimiz yoktu. İyi ki geldin. Ya ben de özlemişim sizi, okulu, herkesi. E hadi bunu kutlayalım. Bayağıdır bir şey de yapmıyoruz. Hadi kafeye gidelim o zaman. Evet evet. Hadi gidelim. Hem belki Marco'lar da oradadır. He? Ya şey... Aslında siz gidin, ben başka zaman gelirim. Şimdi gelemediğim günleri telafi etmek için evde ders çalışmam lazım. Ya Ayda... Mızıkçılık yapma işte. Hadi gidelim. Aslında ben de gelmesem daha iyi. Aylaklık ettim uzun zamandır. Ya sen de mi Sevda? Aman bırak. Gelmesinler. Başka bir gün gideriz. Günler çuvala mı girdi? Hadi siz ineklemeye gidin. Biz eğlenmeye gidiyoruz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Hadi biz de gidelim. Gidelim. Tek hedef iki kurşun. Hata yok. Ona göre. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Marco gelsene kardeşim, beraber oturalım. Yok sağ ol, ben böyle iyiyim. Tamam. Ayda ile Sevda nerede? Sağ ol. Ders çalışacaklarmış. Gelmek istemediler. Ya da gelemezler zaten. Usta yapma. Ne demek istiyorsun sen ya? Neden gelemiyorlarmış? Siz kızların gözü bazen aşktan başka bir şey görmüyor galiba. Kendi adına konuş. Sen ne anlarsın be aşktan? Senin kafan şiddetten başka bir şey çalışıyor mu ha? Mira tamam, yeter. Sen de gıcıklık yapıp keyfimizi kaçırma. Gıcıklık falan yaptığım yok benim. Ben sadece gerçeklerin farkındayım.
Sizin gibi polyanlacılık oynamıyorum. Bak, aşk insanı ne hale getiriyor. Karşımızda canlı bir örneği var. Salak. İyi ki oyalanmadık Ayda. Of, tarih sınavı var zaten. İyi misin sen Ayda? Canım hiç ders çalışmak istemiyor. Keşke gitseydik kafeye. Oyalanırdık biraz, hem kafan da dağılırdı. Hadi kalk gidelim. Kızlar da oradadır hala. Hem belki Murat'ı görürsün. Kafeye de gitmek istemiyorum Sevda. Saşa ile Mira'nın yanında hiçbir şey olmamış gibi davranmaktan yoruldum. Yani düğün gecesi olanlardan konu açılacak, kazara bir şey söyleyeceğim ve alınacaklar diye korkuyorum. Yani Marco desen anlarım da Saşa ile Mira alınmazlar ki. Onlar da oradaydı sonuçta o gece. Anladım. Sen kafede Marco ile karşılaşmaktan korkuyorsun değil mi? Tüm bu olanlardan onun amcasının sorumlu olduğunu unutamıyorsun. Maşallah, maşallah. Hızlı iyileşiyorsun Emine ama. Hoş geldiniz. İyileşecek tabii ayol. Baksana bizim gibi değil ki o gencecik, taptaze. Sana temiz çamaşırlar getirdim. Sağ olasın Vasfiye abla. Çok iyi yapmışsın, sürekli terliyor. Değil mi? Ne güzel çiçekler onlar, mis gibi koktu. Beğendin mi? Senin için topladım. Çok teşekkür ederim. O Halil'e söyle, karalar bağlamayı bıraksın artık. Çok gibisin maşallah. Zaman bütün yaraları sarar. Hele bir de bebekleri olsun, bütün bu yaralar iyileşecek, unutulacak her şey. Ne güzel söyledin. Bebek deyince akan sular durur. E siz de yavaştan almayın ha? Aslında ben hemen istiyorum. Konuşmadık ama Halil'in de çok istediğini biliyorum. E daha ne o zaman? Ay bunların bebekleri de ne güzel olur değil mi? Anne güzel, baba güzel. Ah, dün gece rüyamda gördüm. Hayrolsun inşallah. Ben yine böyle yatıyorum hasta gibi. Ama hasta değilim. Koynumda bebeğim var. Yeni doğmuş. Sonra Halil geliyor. Onun bebeği ilk görüşü, öyle bir kokluyor ki, çok güzeldi. Babaannene test çözdüğünü söyledim. Ben mutfağa gidince tuhaf tuhaf baktı. Teşekkür ederim Sevda. Artık boş boşuna kendini üzme Ayda. Murat seni suçlamamış ki. O da bir şekilde kendini arada kalmış hissediyor ve sana içini dökmüş. Ne güzel işte. Sonuçta yok bir şey diye de geçiştirebilirdi. O da öyle geçiştirdi zaten. Öylesine boş bulunup konuştuğunu ima etti. Sen çocuksun, hiçbir şeyden anlamazsın demeye getirdi. O gün hepimiz ölebilirdik Sevda. Hepimizin başına bir şeyler gelebilirdi. Artık kimsenin huzuru kalmadı. Herkesin hayatı değişiyor. O sadece Marco'nun derdinde. Bence bir kez daha konuşmalısın onunla. Artık seni anlamalı. Evet. Ama bunun için önce anlamayı istemesi lazım. Daha da önemlisi, büyüdüğümü kabullenmesi lazım. Arkadaşlar, bana olan güveniniz karşısında ne diyeceğimi şaşırdım. İnanın bana, hayatımın hiçbir döneminde bugünkü kadar duygulanmadım. Onun için hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz insanı da insan olmayanı da biliriz Miloş Bey. Sağ olasın, sağ olasın. İçerisinde çok yol aldı. Ben
Meltem bacamızı bir ayda bitiririm zannettim. Ama sizlerin sayesinde bir hafta bile kalmayacak. Patron, biz de ekmeğimiz için sabırsızlanıyoruz ya işte. Fabrikanın benim olduğuna bakmayın. Ben de sizler gibi işçiyim. Madem bu işin içine hep birlikte girdik, hepimiz patronuz, hepimiz işçi olacağız. Bravo! Ben dostlarımı bilirim, kardeşlerimi bilirim. Bunca yıl gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık. İşte sizler benim kardeşlerimsiniz. Ben insanları bilirim. Sırp, Hırvat, Boşnak bilmem. Sizler benim gerçek kardeşimsiniz. Yat! Thank you.